Çünkü bizim yayın o akşam yüzlerce misli izlendi. Yani izlemeyen yoktu. Her yerde izlendi. Amerika'sından, şu tut bilmem nesinden, FETÖ'süne varıncaya kadar hepsi izledi. Ve darbe tamamen geçersiz hale geldi. Sabaha kadar çok detaylı darbenin geçersiz olduğunu anlattı. Bunu Rütük rapor haline getirmiş. Destan gibi anlatıyor, destan. Bak, sadece bizim kanalın bunu yaptığını anlatıyor Rütük. Bak, Türkiye'de sadece bizim kanalın bu mükemmellikte darbeye karşı koyduğunu anlatıyor. Up uzun rapor olarak. İsteyen gidip bakabilir. Rütük. Ama niye yayınlamıyorsun ey Rütük? Madem bu kadar ballandıra ballandıra anlatıyorsun. Bak, sen yayınlamazsan yayınlayan olur. Yayınla. Kardeşim böyle Mohaç meydan muharebesi anlatır gibi anlatmış. Öve öve göklere çıkarıyor böyle. Yani çok cesur ve kararlıca. En başından sonuna kadar mükemmel bir mücadele yapıldığını destan tarzında anlatıyor. Ve tek bizim bunu yaptığımızı söylüyor. Tek. Sabaha kadar. Bitene kadar yayın devam etti. Gece başladı. Hiç ara bile vermediniz. FETÖ'cüler de buraya geldiler. Yukarıya. Herkes gördü. Burada indiler. Arabalardan indiler. Bayağı yani. Çok kalabalık. Aşağı baktılar. Bomboş burada. Kimse yok. Atıyorlar. Diyor ki burada silahlı adamlar vardı. Ne silahlı? Hepimiz buradaydık. Bir silahlı adam ne var? Yani serbest atış. Silahlı adamlardan bahsediyorum. Biz hepimiz buradayız yani. Bomboştu orası. Sadece iki tane araba vardı. Canlı yayındayız biz. Ne alakası orada silahlı adamız? O yüzden inmedik diyorlar. Korktuk diyor. En üstten, en yukarıdan diyor. Tepeden. Bu resmi raporlarda var bu konu. Resmi raporlarda var. Yani FETÖ davasının resmi raporlarında var. İndiler, gelemediler buraya. Silahlı adam. Ne silahlı adam? Bomboştu burası. Ne atıyorsunuz yani? Ya halüsinasyon görüyorlar. Kafadım, hayır, hepsi otomatik silahlı yani. Burada ya, yani alay olsa yine öyle bir şey dinlemezsiniz. Yani bu ne alaka ya? De ilk saatlerde darbe başarılı olmuş gibi gözüküyordu. Siz ona rağmen başka hiç kimse açıklama yapmadığı halde açıklamıştınız. Kardeşim bak, TRT açıklamasını geçersiz sayın, konu bitti. Ayrıca Genelkurmay'ın internetten açıklama, o ya konuyu bitirir bu. Ne dedik? Sahte dedik. Hacklediler. Bütün Türkiye çapında felç oldu adamlar. Hiçbir yerde moral kalmadı. Bütün moralleri bozuldu. Her yerde moralleri bozuldu. Alelacele, alelacele bizim yayının vurulması için emir verdiler. TürkSat'a gittiler. Delirmiş gibi. Hemen TürkSat'ı aşağı indirin dediler. Bombala. Adam da nereyi bombalayacağını bilmiyor. Soruyor. Neron, nereyi bombalayayım diyor. Abi diyor. Ne iş? 50'nin körünü. Nereyi bombalayayım diyor. Şimdi tövbe estağfurullah. Bak, Allah nasıl ayaklarını bağlandı. Evet, bir süs olarak yapılmış sembolik bir TürkSat'ın uydu anteni var. O uydurma bir şey. Gidip ona bomba yaktı. Allah aklını aldı yani. Evet, maşallah. Ama yayın durmuyor bir türlü. Evet, maşallah. Bir ara kesildi gibi oldu. Biz internetten devam ettik. Evet, maşallah. Halkın sokaklarda olmaya devam etmesini, evet, teşvik ettim. Evet. Elhamdülillah. Meclisin.
açılmasını, meclise gitmelerini milletvekillerine siz söylediniz. Maşallah. Yani bir açıkça belli olana kadar çoğu siyasi hiç sesini çıkarmadı. Hemen meclise gitsinler dedi. Evet. Milletvekili meclisi hemen açın dedim. Tabii. Meclis kapalıydı. Evet. Tek tek muhalefet milletvekillerini hep muhalefet partilerin başlarına tek tek isimlerini sayarak açıklama yapmaya da verdim. Evet. Tayyip Hocam sen de hemen çık açıklama yaptın ama Tayyip Hoca da bu ara başı dertteydi onun, zor onun için. Belediye başkanı masanın altında. Numan Kurtulmuş masanın altında. Bodrum'a saklandım diyor. Abdullah Gül'ün el ayağı tutandı böyle bas bas bağırıyordu. El ayağı gitmişti. Benim açıklamamda saatler sonra. Parti başkanlarına, cumhurbaşkanlarına burada size canlı yayına bağlayalım dediniz hatta. Evet. Tabii, evet. Buraya bağlasınlar dedim. Evet. Buradan açıklama yapalım dedim. Evet. Kuvvet komutanlarına ait. Kuvvet komutanlarına söyledim. Hava, kara, deniz açıklama yapın dedim. Evet. Maşallah. Maşallah. Erlerin bir şeyden haberi yoktur. Onlar kandırılmışlardır. Tabii, sakın dedim. Dinç etmeyin dedim. Evet. Evet. Sakın dinç etmeyin. Sarılın. Kucaklayın götürün dedim. Evet. Birliklerine geri götürün dedim. Evet. Onlar bilmiyorlardır. İlk defa sizden duydum. Bilmiyor, oyuna getirirler. Evet, evet. Bu münafıklar falan felç olmuştu. Evet. Sırtlan böyle kadın gibi çığlık atıp kendini yere atmış, kulaklarını eline kapatıyormuş. Ondan sonra masanın altına girmiş oradan da. Masa mı kurtaracak seni? Buraya gibi sarhoş gibi kaçmaya çalışıyormuşsun aşağı. Kardeş tutmuş, ne yapıyorsun ya falan demiş. Yani kendi de değilmiş, korkmuş. Aldılar buraya getirdi, baktılar ben bayağı sakin evet. Burada anlatıyorum falan. Ondan sonra rahatladı biraz. Evet. O işte yani o iğrenç ilişkiye girdiği o adam da, o kişi de baktım gözü noktalaşmış böyle şakır şakır terliyor. Korkudan baygınlık geçirecek gibiydi. Evet dinliyorum.